Thank you.
ben konuşmalarını gerçekleştirmek üzere Başakşehir Adıyamanlar Derneği Başkanımız Sayın Hüseyin Sevinçtekin Beyefendi mikrofona arz ediyorum. Sayın Belediye Başkanım, AK Parti Genel Merkez Ekonomi İşlerinden Sorumlu Başkanı Yardımcımız Resul Bey, değerli Vakıf Başkanımız, Federasyon Başkanlarımız, Vakıf Dernek Başkanlarımız, Meclis Üyelerimiz, Belediye Başkan Yardımcımız, siz değerli Adıyamanlı çok değerli hemşehrilerimiz, öncelikle Başakşehir Adıyamanlar Derneği Yönetim Kurulu adına, şahsım adına hepinizi saygı, sevgi, en kalbi muhabbetlerimizle selamlıyor. Hepiniz bu futbol şubelerimize hoş geldiniz. Değerli misafirler, bizler Başakşehir Adıyamanlar Derneği olarak yaklaşık 7 yıldan bu yana, kurulduğumuz günde bu yana hemşehrilik bağlamında doğup büyüdüğümüz toprakların geleneklerini, kültürünü, değerlerini yaşatmak adına bu bölgede süregelen zaman içerisinde faaliyetlerimizi icra ediyoruz. Yaklaşık hafta önce de değerli yönetim kurulundaki arkadaşlarımızla birlikte özellikle gençlik komisyonumuza çok teşekkür ediyoruz. Gençlerimize yönelik böyle bir futbol turnuvası başladı. Ve hamdolsun 6 haftanın sonunda böyle Adıyamanlara yakışır, gençliğimize yakışır, ahlak, güzellik içerisinde bir turnuva yaşandı. Ve şu anda da biraz sonra sahaya çıkacak iki tane final oynayacak takımlarımızla bu turnuvayı nihayete erdireceğiz. Biz bir taraftan dediğim gibi gençlerimize yönelik, gençlerimizin farklı farklı istemediğimiz ortamlara alışmaması için, farklı istemediğimiz ortamlara gitmemeleri için bu tür güzel programlar düzenliyoruz ve bundan sonra da inşallah sürdüreceğiz. Bir taraftan da işte Adıyamanımızın biraz önce folklor ekibimizi izledik. Adıyamanımızın değerlerini, kültürünü, güzelliklerini yaşatmak adına sivil toplum örgütlerinin temsilcileri olarak elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bugün bize bu organizasyonun hazırlanmasında emeği geçen Sayın Belediye Başkanımızın şahsında tüm ekibine çok teşekkür ediyoruz. Gençlik komisyonumuza yaklaşık bir aydan bu yana emeklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Yönetim kurulundaki tüm arkadaşlarımıza, bugün buraya katılan 7'den 70'e tüm Adıyamanlı hemşehrilerimize, diğer misafirlerimize, şahsım ve yönetim kurulumuz adına teşekkür ediyoruz. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daim eylesin diyor. Hepinize saygılar sunuyorum. Hemşehrilerim, değerli belediye başkanım, değerli gençler, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Öncelikle 18 takımla başlanan bu futbol turnuvasında gençleri kutluyor. Buna katılım gösteren bütün takımları tebrik ediyorum. Bu takımlara şunu söylemek istiyorum. Siz sadece sahada oynamadınız. Bir sürü Adıyamanı, bütün Adıyamanları bir araya getirerek onların kaynaşmasını, onların birlik beraberliğini de sağladınız. Bu anlamda sizlere teşekkür ediyoruz. Bu organizasyonu gerçekleştiren Bader Başkanı Hüseyin Sevinçtekin'e de bu başarılarından dolayı kutluyorum. Gençlere şunu demek istiyorum. Gençlerin özellikle bu turnuvanın değeri çok büyüktür. Neden derseniz gençler toplumumuzda çok önemlidir. Bir toplumun gençliği yoksa, bir sivil toplum örgütünün gençliği yoksa onların, o toplumun, o örgütün durumu pek iyi olmaz. Gençlikle ayakta duruyor. Bu anlamda bütün gençlerimizi kendi sivil toplum örgütlerine de içinde bulunmalarını diliyorum. Ben tekrardan bu organizasyonu sağlayan BADER'e, onun değerli yönetim kurulu üyelerine ve bu turnuvada katılım gösteren bütün takımlara, gençlere başarılar diliyorum. Bütün hemşehrilerime saygılar sunarım. Üzere Gel Federasyon Başkanı Avukat Sayın Ali Açar Beyefendi mikrofonu arz ediyorum. Buyursunlar efendim. Çok değerli hemşehrilerim, değerli Başakşehir halkı, bu güzel derneğin var olmasını sağlayan güzel Adıyamanlar,
Hepinize hoş geldiniz. Saygılarımı sunuyorum. Adıyamanlar olarak, dernekler olarak, güzel organizasyonlara, güzel niyetle başlayan dernek başkanların imza attıklarına şahit oluyoruz. 90'lı yıllarda Adıyamanların Megapol'de güçlü ses, güçlü birliktelik vurgusuyla oluşturdukları hemşeri dayanışmasının bir dostluk, kardeşlik ortamında sporla birleşmesine vesile olan BADER Yönetim Kurulu'nu burada tebrik etmek istiyorum. Dolayısıyla gençlerin bu çekilmez bulduğu Megapol'de en azından barış, huzur, birlikteliğe katkı sunacak bu spor organizasyonun gösterilmesi bu birliğimizi daha güçlü kılacaktır. Dolayısıyla ben Hüseyin Sevinçtekin kardeşimi bu birliktelikten dolayı kutluyorum. Sporun Adıyamanları birleştirdiği gibi tüm Türkiye'nin de birleşmesine katkı sunacağını düşünüyorum. Bu mikrofonda sizlerin aranızda olmamı sağlayan yönetim kuruluna ve başkanıma şükranlarımı arz ediyorum. Hepinize sevgi saygılarımı sunuyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Tabii bir şeyi de hatırlatmakta fayda vardır. Dün malumunuz TRT Kürdü'de saat 15'te çok önemli bir maç yayınlandı. Belki Real Madrid'de Barcelona maçı değil ama Adıyaman'ın bir kez daha şahlanışını gösteren çok önemli bir maçtı ve Adıyaman Avukat Ali Yücel beyefendi mikrofonu arz ediyor. Değerli belediye başkanım, çok kıymetli başkan yardımcılarım, değerli STK'ların güzide başkanları, değerli Adıyamanlı hemşehrilerimiz, BADER Başakşehir Adıyamanlar Derneğimizin düzenlemiş olduğu bu turnuvaya olan katılımlarınızdan dolayı hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Hüseyin Başkan ve yönetimi gerçekten zor bir iş yapıyor. Biz Kağıtta Dernekler Federasyonu olarak da biz geleneksel haline getirdiğimiz bu turnuvaların 5.sini bu sene düzenledik. Gerçekten gençleri bir arada kaynaşmalarını, birlikteliklerini sağlamak bu organizasyonlarla mümkün oluyor. Gençler ancak sporda bir araya geliyor ve gençleri bu sportif faaliyetlerde kavgasız, gürültüsüz, birlik beraberlik içerisinde hareket etmelerine vesile olan bu güzel organizasyonu böyle güzel bir statta finalde buluşturan BADER yönetimini tebrik ediyorum. Hepinize saygılar ve sevgiler sunuyorum. Sağ olun. Peki, futbol takım işidir. Hayatta bir takıma benzer. Fevri davranışlar sergilerseniz bir süre sonra mutlak doğruya ve mutlak sonuca ulaşamazsınız. Bugün burada baktığımız zaman protokolde birçok Adıyamanlı STK'larımızı görüyoruz. Birliktelik beraberlik içindeler. Bu sebepten dolayı bu oluşumu sağlayan ve bu organizasyonu tertip eden komiteye bir kez daha şükranlarımızı arz ediyor ve sizlere hitaben selamlama konuşmalarını gerçekleştirmek üzere Adıyamanlar Vakfı Başkanı Sayın Ramazan Aksoy Beyefendi'yi mikrofona arz ediyorum. Başakşehir Belediye Başkanı, AK Parti Ekonomide Sorumlu Başkan Yardımcı, Başakşehir AK Parti İlçe Başkanı, Çiçeği Borun'dan Başakşehir hemşehrimiz sevdiğimiz vakfımızda yönetim Ahmet Melik Başkan Yardımcı, çok değerli SDK başkanlarım, değerli hemşehrilerim, hepinizi saygıyla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Bugün bizi bir araya getiren BADER Başkanı ve yönetimine teşekkür ediyorum. Adıyamanlar, STK'lar bir zamanlar İstanbul'da hiç yoktu. Ama şu anda hamd ediyorum, şükrediyorum. Adıyamanlar Vakfı bunu işlemci olarak açtı. Hedefleri büyüttü ama STK'lar da örnek alıp da çok güzel organizaları ediyorlar. Efendim şu anda gençlerimizi aşağı yukarı 1,5 ay evvel
Şu anda 1,5 aydır şu kahve köşelerinde zaman geçireceğine yeşil sahalarda efendim zaman geçirdiler. Bundan dolayı da yönetime ve başkana çok teşekkür ediyorum. Emeği geçen Başakşehir Belediye Başkanımız şu organizelerden, desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Kendilerine konuşmalar vereceğiz. Şimdi de sizlere hitaben selamlama konuşmalarını gerçekleştirmek üzere Saadet Partisi Başakşehir İlçe Başkanı Sayın Orhan Babacan Beyefendi mikrofona arz ediyor. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli protokol, değerli Adıyaman kardeşlerim, Başakşehir hemşerilerim, hepinizi saygı, sevgi, muhabbetlerle selamlıyorum. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti üzerinize olsun. Böyle güzel bir organizasyonda burada bulunuyoruz elhamdülillah. Kıymetli başkanımla biraz konuşma fırsatı buldum. Kendisine teşekkür ediyorum böyle bir organizasyondan dolayı. Hepinizin malumu maalesef gençlik olarak özellikle uyuşturucu da her geçen gün artıyor. Temennimiz olur ki bu tür etkinlikler, bu tür çalışmalar gençliğimizi kazanma adına önemli çalışmalar olur. Yine başkanıma ifade ettim. Bizim Anadolu Gençlik Derneğimiz var dedi. Maddeyle ortaklaşma çalışma yaparsalar en azından Güvercintepe mahallesinde de gençlere el atmış oluruz. Gönüllerine dokunmuş oluruz diye ifade ettim. Kendisi de bunu seve seve kabul etti. Bu organizasyondan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Sağ olun, var olun. Sizlere hitaben selamlama konuşmalarını gerçekleştirmek üzere AK Parti Başakşehir İlçe Başkanı Sayın Sabahattin Kayaz Beyefendi mikrofona arz ediyorum. Değerli üyeleri, değerli Adıyamanlılar, değerli Başakşehir hemşehrilerim, hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Sporun kardeşlik ve barış olduğu bir ortamda, biz öyle biliyoruz sporu. Bader'inde böyle bir organizasyon yapıp kardeşlik içerisinde ve birlik beraberlik içerisinde böyle bir organizasyon yaptıkları için kendilerine ayrıca teşekkür ediyorum. İnşallah bu organizasyonlar şu anda havalar nasıl ısınıyor ise kalpleri de birbirine ısındırır ve birbirimizin her zaman yar ve yardımcısı olur. Ben birlik ve beraberliğinizin daim olması dileğiyle bu turnuvanızın ve organizasyonlarınızın hayırlara vesile olmasını biliyorum. Hepinizi saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Konuşurken bir hadis-i şerif aklıma geldi. Efendimiz buyururlar ki iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de hakiki manada iman etmiş olamazsınız. Bugün birbirlerini seven, birbirlerine saygı gösteren ve insanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır düsturuyla çalışan çok kıymetli Bader'e bu kıymetli organizasyonu tertip ettiklerinden dolayı defaatçe teşekkür ettiğimizi, şükranlarımızı bildirdiğimizi ifade ediyoruz. Ve şimdi de sizlere hitaben selamlama konuşmalarını gerçekleştirmek üzere AK Parti Genel Merkez Başkan Yardımcısı Sayın Resul Kurt Beyefendi'yi mikrofona arz ediyorum. Sevgili hemşehrilerim, kıymetli belediye başkanım, ilçe başkanım, sevgili sporcu kardeşlerim, bu güzel havada, bu güzel ortamımıza sağlayan Başakşehir belediye başkanımıza şükranlarımı sunuyorum. Adıyaman huzur, kardeşlik ve dostluğun şehri, inşallah burada huzurla güzel bir şekilde maçımızı tamamlar, dostluk ve kardeşlik içerisinde hep birlikte güzel günlere devam ederiz. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Şimdi de tabii biz Başakşehir'i İstanbul'un ikinci İstanbul'u olarak biliyoruz. Hakikaten çehresinin değişmesiyle, yükselen mimarisiyle
ve aile yapılanmalarının üst seviyede olduğu bir ilçe haline geldi ve Türkiye'nin de gözde ilçelerinden biri oldu. Çok kıymetli belediye başkanımıza öncelikle bu stadı bizlere tahsis ettiklerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Ve sizlere hitaben konuşmalarını gerçekleştirmek üzere Başakşehir Belediye Başkanımız Sayın Yasin Kartoğlu Beyefendi'yi mikrofona arz ediyorum. Değerli protokol, çok değerli hemşehrilerim, Adıyamanlar, her platformda, her ortamda tekrarlıyorum. Biz sizi çok seviyoruz. İnşallah siz de bizi çok seviyorsunuzdur. Nasip oldukça her fırsatta biz bunu göstermeye çalışıyoruz. Vermiş olayım. Meclis üyesi olarak çalıştığımız değerli kardeşimiz Ahmet Melik kardeşimizi başkan yardımcısı olarak atadık. Hepinize hayırlı uğurlu olsun. İnşallah biz onunla beraber bundan sonra hayırlı hizmetlere imza atacağız ve beraber yol arkadaşlığı yapacağız. Değerli konuklar, değerli misafirler, bugün burada sizi ağırladığımız stadımız muhtemelen ilk defa geldiğiniz bir çoğunuz. Yeni, ilçemize de inşallah hayırlı ve uğurlu olsun. Bu stadımızın ismi Şehit Erdem Özçelik. Şehit Erdem kim? Muhtemelen merak ediyorsunuz. Onu da ben size izah edeyim. Şehit Erdem Beşiktaş saldırısında şehit olan bir polis kardeşimiz. Rabbim vatanı ve milleti için bugüne kadar şehit olmuş, canını vermiş tüm şehitlerimizin şehadetini kabul etsin. Gazilerimize de buradan şükranlarınızı ve minnetimizi hatırlatalım ve onlara buradan selam gönderelim. Değerli konuklar, spor önleyici bir hizmet. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu genç olması hasabıyla bunu fazlasıyla önemsiyor. Her platformda da destek veriyor. Gençlerin yanında oluyor. İnşallah biz BADER olarak gençlerimizin yanında olduk. Bugüne kadar yapmış olduğu faaliyetlerle ve turnuva maçlarıyla sıkıntısız, problemsiz, güzel bir finale hazırlık yapıldı. İnşallah finalde hep beraber kupa vereceğiz ve bu güzel işi sonlandıracağız. Bugün için katılımımızdan dolayı ben ayrıca sizlere de çok teşekkür ediyorum. Hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Efendim Sayın Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz katkılarından dolayı. Ve kendilerine naçizane, sahihane Başakşehir Adıyamanlar Derneği Başkanımız Hüseyin Seviştekin Bey bir plaket takdimi gerçekleştirecekler. Evet, başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Çok özür dilerim. Buraya bakıyoruz. Teşekkürler. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Ömrünüz bereketli olsun. Tabii günlerden pazar belki de burunlarınıza ızgara kokuları geliyoruz. Piknik alanında bir kez daha başarılar diliyoruz. Efendim gençlik komisyonumuz sahayı hızlı bir şekilde, ivedikli bir şekilde boşaltmasını rica ediyoruz. Birazdan müsabakamız başlayacak. Efendim çok kıymetli basın mensuplarımıza da bu ilgi ve alakalarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Şöhreda gövdesi bir baksana dağlar vurulup tertemiz anından uzanmış yatıyor. Bir hilal yoluna yara ne güneşler batıyor. Sözlerinin şairi, istiklalimizin temsilcisi Mehmet Akif Ersoy'un yazmış olduğu ve bizlerin yegane söz. Thank you.
Evet değerli izleyenler, bugün yine Başakşehir'de Adıyamanlar Dernek Başkanı'nı her sene geleneksel hale getirdikleri futbol şölenindeyiz. Yine yanımda çok değerli başkanım Hüseyin Sevinçtekin var. Çok güzel bir atmosfer var ve iki takımınıza da başarılar diliyorum. Tabii birbirinden değerli dernek başkanları, federasyon başkanları, tabii yine yanı sıra Başakşehir Belediye Başkanı katıldı. Sözü uzatmadan Hüseyin Sevinçtekin'e dönelim. Bugün çok güzel bir maç var. Ciddi bir katılım var. Ne söylemek istersiniz? Evet, öncelikle sizlere teşekkür ediyorum İbrahim Bey. Bugün bizim Başakşehir Adıyamanlar Derneği olarak yaklaşık 6 haftadan bu yana çok değerli yönetim kurdaki arkadaşlarımız, özellikle teşekkür etmek istedim gençlik komisyonumuz 1,5 aydan bu yana böyle bu programı takip ediyorlar, çalışmalarını yaptılar ve 6 haftanın sonunda şu anda finale kalan iki takımımız mücadele ediyor. Bir taraftan bu turnuvaları düzenlememizdeki amacımız gençlerimizi tasvip etmediğimiz, istemediğimiz ortamlardan alıkoyup böyle güzel atmosferlerde, yeşil sahalarda sporla birleştirmek. Öbür taraftan da kültürümüzü, geleneklerimizi, değerlerimizi hem gençlerimize aşılamak hem burada Adıyamanımızın güzelliklerini yaşatma adına biz sivil toplum örgütleri olarak bu tür programları yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. İnşallah bu anlamda Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin. Katılan tüm dernek başkanlarımıza, federasyon, vakıf, Başakşehir Belediye Başkanımıza, siyasi partilerimizin ilçe başkanlarına, hepsine yönetim kurulu adına teşekkür ediyorum. Başkanım, kaç senedir biz bu etkinliği düzenliyoruz? Bu Başakşehir Adıyamanlar Derneği olarak ilk turnuvamız İbrahim Bey. Aslında bizim daha önce farklı derneklerimiz, federasyonlarımız, Adıyaman Vakfımız bu tür turnuvalar düzenlediler ama onlar böyle bir ara verdiler. Biz Başakşehir Adıyamanlar Derneği olarak adeta örnek olarak bir turnuva başlattık. Tüm sporcu kardeşlerime başarılar diliyor. İnşallah bunu geneleksel hale getireceğiz. İnşallah. Değerli başkanım, bu değerli zamanımızı ayırdığın için ben sana sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Tamam. Evet değerli izleyenler, bugün ve tabii yine bizi yalnız bırakmayan çok değerli sanatçı abim Ramazan Garip Ses'le birlikte tabii konserini de çektik. Çok güzel bir atmosfer var. Tabii her sene geleneksel hale getirdikleri futbol şenliği var. Ramazan abi de katıldı. Ne söylemek istersiniz? Şimdi ben de Başakşehir Adıyamanlar Derneği 7 yıl önce kurulunca kurucu üyesi ve şu anda halen dernek yönetim kurulu üyesiyim. Başta spor komisyon başkanımız Mehmet Bayat kardeşime ve arkadaşlarına çok teşekkür ediyorum. Sayın Başkanımız Hüseyin Sevinçtekin ve arkadaşlarımız istişare ettik. Böyle bir etkinliğin çok güzel olacağını, bütün bir kaynaşma olacağını düşündük. O nedenle böyle bir etkinlik oldu. Bu konuda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Size de ayrıca teşekkür ederim. Evet, ben teşekkür ediyorum. Hemen komisyon başkanımıza dönelim. Ben öncelikle hoş geldiniz diyorum. Başakşehir Adıyamanlar Derneği Gençlik Komisyon Başkanı olarak ben Mehmet Bayat. Burada Mustafa kardeşim, Mehmet kardeşim benim 6 arkadaşımla beraber yürüttüğüm bu komisyonda 18 takımla biz yola çıktık. Şu anda da biz görüyorsunuz finalini oynuyoruz. Dostluk, güzel dayanışma içerisinde hep birlikte inşallah sona varırız ve mutlu bir şekilde herkes, vatandaşlarımız yerine gidiyor. Ben bu ara bu duygu ve düşüncelerimle sizleri de tebrik ediyorum. Sesimizi bütün Adıyaman'a, bütün bizi izleyen hemşehrilerimize duyurduğunuz için. Sağ olun, var olun. Öncelikle teşekkür ediyoruz. Başakşehir Adıyamanlar Derneği kurucu üyeleri olarak Gençlik Komisyonu adına tüm arkadaşlarıma teşekkürlerimi bir borç biliyorum. Fazla da konuşacak bir şey yok. Amacımız birlik beraberliği sağlamaktı. Gördüğünüz gibi atmosferde de sağladığımıza çok inanıyoruz. Güzel. İnşallah bu da bir örnek olur. Öncelikle komisyondaki tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Başkanımıza teşekkür ediyorum. Gerçekten güzel bir organizasyon. Başakşehir Adıyamanlar'a yakışan bir final oluyor. Katılım bayağı bir yüksek. Bütün büyüklerimiz olsun, gençlerimiz olsun, ailece buradalar. Kendilerine buradan herkese çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Siz düşünün. Öncelikle hoş geldiniz. İsmim Mehmet Oruç. Komisyondayım. Güzel bir ortam var. Amacımız burada Adıyamanları bir araya getirmek. Arkadaşlar, genç arkadaşları bir araya getirip burada bir futbol turnuvası düzenledik. Güzel geçiyor. Final de güzel geçiyor. Katılımlarınızdan dolayı sizlere de teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Biz teşekkür ettik.